Bu akışımızda. Emekli resim öğretmeni Asuman Satuk'un Bodrum Kalesi Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde açılan sulu boya resim sergisi görenlerin ilgisini çekiyor. Uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan ancak resmi olan tutkusunu hız kesmeden tuvale aktarmaya devam eden Saltuk, Bodrum'da daha önce de çok sayıda sergi açmıştı. Sanatçı son sergisinde Bodrum'un geleneksel deve güreşleri temasında açtı. Deve güreşlerini izledikten sonra izlenimlerini tuvale aktarmaya karar veren Saltuk'un geleneksel deve güreşleri adını verdiği sergisi önceki gün sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kent Haber'e öğretmenlik hayatından ve son sergisinden bahseden Asuman Saltuk şunları söyledi. Yıllardır resim yapıyorum. 20 yıllık resim öğretmenliğinden sonra atölyeciliğe başladım. Bir 15 yıllık atölye deneyimimden sonra sürekli sergiler açıyorum. Sulu boya en çok ilgi duyduğum resim tekniği. Bu arada yağlı boyada çalışıyorum tabii. Öğrenci hala yetiştiriyorum. Bu deve güreşlerine ilgim öğretmenliğimden bu yana çok ilgimi çekmiştir. Tire'de öğretmenlik yaptığım dönemlerde deve güreşleriyle tanıştım. Bodrum'a yerleşince de deve güreşlerinin burada çok önemli olduğunu gördüm. Ve deve güreşlerini izlemeye başladım birkaç yıldır. Sonunda böyle onların giysileri benim çok ilgimi çekti. Renkleri çok ilgimi çekti. Ve gelenekselliği çok önemliydi benim için. Ve onun için bir deve güreşi resim sergisi yapmaya karar verdim. Efendim kaç tane eseriniz var ve ne zamana kadar açık olacak serginiz? 8'ine kadar açık. Şu anda bir 25-30 tane eserim var sergide ve çok güzel bir galeri burası. Burada olmaktan çok hoşlandık. Çok naif, hoş bir galeri. Bize bu olanağı da Yaşar Bey sağladı. Deve güreşlerini duyunca muhakkak sergi açmalısınız dedi. Geçen yılda Dibekli Han'da sergi açmıştım. Burada çok ilgi gördü. Turistler, özellikle turistler deve güreşlerine çok ilgi duydular. Bu nedir, ne değildir, bu giysiler nereden diye. Çok ilgilerini çeken bir sergi oldu. Beni de çok mutlu etti. 30 eserin yer aldığı sergi 8 Ekim tarihine kadar Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde gezilebilir.